Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîra ve nezîra ve salatu ve selamu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîra ve ilemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi de şu: اَتَقْرَعُونَ ف۪ي صَلَاتِكُمْ وَالْاِمَامُ يَقْرَعُ. Cemaatle Medine-i Münevvere'de namaz kılınıyor. Peygamberimiz imamdır. Allah o saadetten saadeti bize vermedi. Biz peygamber hakkında namaz kılma devletine erişemedik. Sahabi olamadık. İnşallah ahirette olur inşallah. Şimdi bunlar tabii hep bize bir şeyler öğretmek için böyle olaylar cereyan ediyor. Peygamberimiz imam okurken onlar da okumuşlar. Öyle diyor peygamber. İmam okurken siz de mi okuyorsunuz? Öyle diyor. Siz de mi okuyorsunuz? اَتَقْرَوْنَ ف۪ي صَلَاتِكُمْ. Evet. Okumayın diyor peygamberimiz. Cemaat olduğunuz zaman, imama uyduğunuz zaman siz okumayın. İmamın okuması kafidir. فَلَا تَفْعَلُوا ذَٰلِكَ الْقُرَاءَ. Bu okuma işini cemaate, o cemaat halinde namaz kılarken imam uydunuz mu? Yapmayınız. İmamı dinleyiniz. İmamı dinleyiniz. Biliyorsunuz namazın 12 farzı vardır. Değil mi? Necasetten taharet, pisliklerden temizlenmek, elbiseni, üstünü, mekanını, hadesten taharet, kusulsüzsen, cünüpsen kusul, efendim, abdestsizsen, namaz abdestin yoksa abdest almak, hadesten taharet, vakit, niyet, istikbali kıble, setri avret dışında. Bir de içinde tekbir, kıyam, kıraat, rükû, sücud, son oturuşta bulunmak. Bu da içinde 6 farz. Bu 12 farzdan biri yok, namaz yok. Çok önemli. Bu 12 mutlaka bulunacak. Bunun dışında bir şeyler de sayacağız. Onlar vaciptir, sünnettir. Bu 12 var, namaz var. Yok. Bir tanesi yok, namaz yok. Evet, şimdi bunlardan birisi kıraattır. Kıraat yok, namaz yok. Şimdi işte buradan hareketle İmam Şafii Hazretleri Fatiha okumak namazda farzdır diyor. Fatiha'yı imam da okusa cemaatte Şafiiler okuyor. Hanefilerde onu okumak farz değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Müzzemmil suresi 20. ayetinde fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurmuş. Fatiha'yı okuyun emrini vermemiş. Binaenaleyh Kur'an'dan mutlak olarak bir ayet okumak, bir sure okumak namazın geçerliği, kıraat şartını yerine getirir. Ama Fatiha okumayı ret mi diyorsunuz? Hayır. Evet. La salate illa bi kıraat Fatiha. İlla bi Fatiha. Fatiha'sız da namaz olmaz diye hadis var. Ayet mütevatirdir.
kesindir. Haberi vahid zan ifade eder. Bu nedenle zan olan yerlerde farzlık düşer diyoruz. Biz Hanefiler söylüyoruz böyle, İmam-ı Azam söylüyor. Onun için diyoruz ki Fatiha okumak vaciptir. Zamm-ı Sure okumak vaciptir. Bunlardan bir tanesini mutlaka okumak, Kur'an'dan olarak okumak farzının yerine getirir. Sonra imam olduğumuz zaman Fatiha'yı okumayacağız. Buna dair fakrahu ma teyessere minel Kur'an, bu söylediğim bilgilerin dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet iza qara'al Kur'an'a evet ve iza qura'al Kur'an festem'u la vansitu la'allakum turhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin. Birisi hutbedir, bu ayet-i celle'nin kapsamına giren. Birisi namazdır. Bir delilimiz bu, Hanefilerin delili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. İnnemâ cu'ilel imamu li'utemme bihi. İmam kendisine uyulmak için imamdır. İmam kendisine uyulmak için, kendinin sözünü dinlenmek için imamdır. Fela tahtelifu aleyhi. İmama uymamayı yapmayın. İmama uymamayı yapmayın. Uymazlık etmeyin. Yani bunun içinde tabii imam rüküye gidince siz yukarıda okuyorsunuz, bitirememişsiniz, hala dikeliyorsunuz. Hayır diyor. İmamla beraber gidin. Sübhan Rabbiyel Azim demiş imam 3 defa. Siz 7 defa demeyi prensip yapmışsınız. O 3 defa deyip kalkınca siz hala 7'yi tamamlayacağını, yatmayın orada diyor. Eğilmeyin. Kalkın. Secdeye gitti imam. Gene 3 defa dedi Sübhan Rabbiyel Ala. Siz hala 7 defa diyeceğini diyor. Yatmayın orada diyor. Kalkın. İmama uymazlık etmeyin. Mutlaka uyun. Ama söyleyemedim. Olabilir. İmama uydun dediğine göre vebal onundur. Evet, vebal onundur. Sen 3 defa diyemeden bile adam 3 defa tekrar yapsa, kalksa vebal onundur. Kalkacaksın. Uymamak, imama uymamak kötü, görüyorsunuz. Peygamberin emrini çiğnemek oluyor. Bunu çok yapıyorlar da adam, tabii imam cemaate dikkat edecek. Çarşıda, pazarda, tren istasyonu yakında, havaalanın yanında esnaf, tüccar, ihtiyarlar var. Çocuk sahibi olanlar var filan filan. Bunları cemaati bakıp duracak. Allahu menteselam ve minkeselam dediği zaman dönüyor imam. Neye dönüyor? Cemaatin durumunu kolaçan etmek için. Benim cemaatim içinde şu kadar dükkanı kapatıp gelen var. Şu kadar garaja gidecek, otobüse gidecek adam var. Böyle bakacak. Ona göre herkesin işi acele. 3 defa söyleyecek, kalkacak. Sen sünnet kılarken 21 defa söyle. Hiçbir zararı yok. İmam uzatamaz. Muaz ibn-i Cebeli peygamberimiz Yemen'e kadı ve imam tayin etmiş. Namazlar okulduruyor. Tabii Kur'an'ı bilen adam, Kur'an'a aşık olan adam, Allah'ı bilen adam, Allah'ın huzuruna çıktığı zaman dünyayı terk edince namazın tadından yenmez namaz, o kadar güzel olur. Dünyayı duymaz adam. Okurken kendinden geçiyormuş, 200 ayet okuyormuş. Coşuyormuş, huzur buluyor. Ya Resulallah, dayanamıyoruz, bacaklarımız ağrıyor demişler. İşimize geç kalıyoruz. Çağırmış ona. Ya Muaz, efettanun ente ya Muaz, fitneci misin sen? Ortalığı karıştıran adam mısın sen? Neden böyle yapıyorsun? Diye azarlamış. Onun için imamlar cemaati kolaçan edecek. Hepsi istiyor. Güzel Kur'an okuyor. Oku! Ama bazı diyor ki ben yaşlıyım. Evde çocuğum var. Dükkana gideceğim. Uçağı. Ha, ona göre kısa kesecek. Kısa kesecek. Şimdi imamın tabii 3 defa diyor. O her zaman okuduğu için çabuk söylüyor. Hafız adam. Sen de Sübhane Rabbiyel A'la filan diye 1 dakikada bir söylüyorsun. Sen 1 defa söylemeden 3'ünü söylüyor adam. Alışmış, dili kırılmış. Ama 3 defa bile söyleyeyim. Söyleyemesen bile kalkacaksın. Fela tahtelifu. Evet. Ona muhalefet etmeyin. Ondan ayrılmayın. Çok bilhassa üzerine vurguluyorum. Secdeden kalkmıyor adam. İmam kalkıyor, hala orada.
Hazreti Ömer olsa kafanıza sopayı indirir. Evet, ordu bozanlık diyorsun siz ona. Namazda ordu bozanlık yapıyor bu adam. İmam uymayacaksa ne uydum diyorsun. Uydum diyorsan gereğini yap, onunla beraber yat, onunla beraber kalkacaksın. Vebal imamındır, beğenmiyorsun. Başka camiye git o zaman. Bu cami böyle kıldırıyor, başka camiye git, buna hakkınız vardır. Öbür adam böyle ağır ağır kıldırıyor. Mahallesinde emekliler var, işi yok, tamam. Ama çarşı camisindeki bir imam da cemaatin durumunu kolaçan edecek. Oradaki bir adam böyle saatlerce yatması caiz değil. Onu söylüyor bir. Bunun içinde bakın ne var? Feiza kabbara fekebbiru. Allahu ekber diye gitti mi rüküya? Gidin, beklemeyin. Allahu ekber diye secdeye gittim, siz de gidin. Allahu ekber diye kalktım, siz de kalkın, beklemeyin. Bak bu hadis okuyorum. Feiza qaraa, imam okuduğu zaman İzam oku, fe ensitu, dinleyin, okumayın. İmam-ı Azam bu hadis-i şerifi delil alıyor, öbür ayetleri de delil alıyor. Akşam, yatsı, sabah olsun, öğle, ikindi, gündüz namazı olsun, imama uyulduğu zaman kıraat farzını cemaat yapmaz, imam yapar. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıraatül imam, kıraatül muktedi. İmamın okuyuşu, cemaatin okuyuşu demektir. Evet, şimdi bu nedenle mesela bir kafir gelmiş, bakmış Süleymaniye'de gürül gürül Müslümanlar saf olmuşlar. Coşkun bir ezan okumuş müezzin, böyle kalpleri ürperten coşkuyla güzel yanık bir ezan okumuş, adamın içi ürpermiş, içeri girmiş, caminin ihtişamı onu bir sarmış, cemaatin nizamı, intizamı onu büyülemiş, içinden şu namazı kılacağım diye içinden gelmiş, durmuş, onların yaptığını takliden imama uymuş, şehadet kelimesi bile bilmiyor olsa bile, kıraatul imam, kıraatul muktedi. İmamın okuyuşu, cemaatin okuyuşu olduğundan bu adam Müslümandır, Müslüman olmuştur. Çünkü imam ettahiyyat okurken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyor. Cemaat de bunu söylemiş oluyor. Evet, Hanefi mezhebinde bu böyledir. İşte dayanakları bu hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şeriftir. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i namazda okumak kıraat farzdır ve bu farz için belirli bir sure yoktur. Fakra'u ma teyessera minhu minel Kur'an veyahut da Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, kolayınıza geleni. Mesela inna ataynayı bilmeyen yoktur. İnna atayna kel kevser fesalli li rabbike ve nâdine şenke ve lebdar. Kul huvallahu ahad allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu küfenat. Bu ikisinde namaz kılın, geçerli. Geçerli. Evet, kıraat fazlinde gelir. Şimdi kıraat ne demek? Onu size açıklamak istiyorum. Allahu Ekber diye duruyor. İçinden Fatiha okuyor. Tut yemiş bülbül gibi. Böyle düşünüyor. Bak bak düşünüyor değil mi? Buna okumak demezler ki. Düşünme derler. Bu kıraat sayılmaz. Buna tefekkür, düşünme derler. Kıraat olabilmesi için ne okuduğunu telaffuz edeceksin. Sesli olarak kulağın duyacak. Yanındaki duymayacak. Gizli okuyuş o demek. Kendin duyacaksın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedin, kendin duyacak. Hangi harfi çıkaracağını bileceksin. S mi, sa mı, s mi, z mi, v mi, za mı, z mı, s mi, sa mı, ş mi? Böyle hangi harf çıkardığını bileceksin. Buna okuma derler. Telaffuz etmeden, nefes alıp vermeden böyle durmaya okuma demezler, düşünme derler. Okumanın ölçüsü de budur. Bu şekilde düzgün okumak Kur'an'dan kolayınıza gelen, şart koşmuyor ama düzgün okuyacaksın o kolayına gelen inna atayna'yı, namazın geçerlik şartıdır. Şimdi biz İmam Hatip okullarında, İlahiyat okullarında yıllarca hocalık yaptık.
11 sene okuduyoruz. İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an'dan belgelenen çocuk vardır. 11 sene uğraştığı halde beceremiyor. Sen 11 sene değil, vaktiyle enen, eben veya anan işte bir şeyler söyledi. Olmaz. Güzel okuyacaksın namazın geçerli olması için. Kul fi vallahu ahad lem yelid ve lem yulad ve lem yulad. Olmadı, 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 olmadı. Kul fü değil, kul hü. Hopa'nın h'si. Foça'nın f'si değil. Genelde böyle söylüyorlar. Lem yelid ve lem yulad. Yo yo, olmadı, 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 olmadı. Lem yelid ve lem yulad. Lem yulet diyor. Olmaz olmaz. Dal o dal. Yumuşak okuyacaksın. Böyle anlamı değiştirecek yanlışlık namazı götürür. Ne yapacaksın o zaman? Ya gideceksin hoca diyeceksin. Otur hiç olmaz. İnne atayne kul vallaha elhamı güzel öğret bana. Gideceksin öğreneceksin. Veya gideceksin uydum şimama diyeceksin. Vebali yıkacaksın imama. Namazın %100 geçerli imama uyarsan. Onun için akıllı adam 5 vaktini cemaate devam eder, camide kılar. Garantili olması için. Evet, demek ki cemaatle namaz kılmak böyle garantili namazın kabulüne sebep olur. İmanla göçmeye sebep olur. O adamı biz Müslüman demek zorundayız. Ve cemaatle namaz camide saf bağlandığı zaman Allah gazap ettiyse vazgeçiyor, çok hoşlanıyor namazını saf bağlamaktan. Vazgeçtim diyor azgınların sebebiyle, şunların hatırına vazgeçtim diyor. Dünya batıracaktım ama dünyayı kurtarmak iyi bir şeydir. İnsanları kurtarmak çok güzel bir şeydir. Cemaate devam ediniz, namazı düzgün kılınız. Bu namaz kılma hususuna daha hadis gelecek. Diğerlerini orada bahsedeceğim. Demek ki namazda imama uyuldu mu okunmaz, dinlenir. Liyakra ahadukum bi fatihatil kitab fi nefsi. Kendi kendine namaz kıldın okuyacaksın. Evet, kendin için okuyacaksın. Hadisin bu tarafı. İmam Şafii bunu kendine delil alıyor. Fatiha okumadan namaz olmaz diyor. İşte okunuyor, Fatiha'yı bitiriyor imam. Ondan sonra arkadakiler başlıyor Fatiha okumaya. Hanefi mezhebine göre okunmaz. Okunmaz. Evet. Bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi Tayalisi Hazreti Beyhaki Hazreti Enes'ten almıştır. Şimdi namaz konusundaki hadisleri okumaya devam edeceğiz. Peygamberimiz buyuruyor ki: "Etümmü saffe el mukaddeme." Evet. İlk safı tamamlayınız. Sümmellezî yelîhi. Birinci safı tamamladınız mı? Onun arkasında gelen ikinci safı tamamlayınız. Böyle. O tamamsa üçü, üç tamamsa dördü. Böyle devam etsin. Femâ kâne min noksin felyekün fissoffil muakhar. Şimdi bu hadis de çok önemli. Şimdi namaz kıldık. Allah kabul etsin tüm namazlarımızı, müminler namazlarını. Camide niye geliyorsun camiye? Allah'tan sevap kazanmak için. Camiye geliyorsun, sevabı kazanıyorsun. Allah'ın evi bu. Allah'ı ziyarete gelen adam oluyorsun. Allah burada değil ama camiye gidin dedi, geldin. Allah'ı ziyaret etmiş oluyorsun. Seni ziyarete gelene en azından bir çay şeker verdiğin gibi Allah çok cömert. Ekremül ekremin, kerem sahiplerinin en muazzamı, onun hazreti tükenmez. O bir çayla şekerle göndermez seni. Günahlarını siliverir. Ona geliyorsun. Camiye geldin. Cennetin kapı eşiği bana yeter deme. Evet. Çünkü cennete inşallah gideriz. Bakacaksın sen kapı eşiğinde bir yer vermişler. O bir kapı eşiği de önemli ya. Bir kamçılık yer diyor müminin. Dünya ve dünyadakiler hayırlıdır. Bakıyorsun arkadaşın püf, böyle kafanın kanları külahın düşüyor, öyle yükseklere çıkmış. Vay anasını be. Neden ben yapmadım bunu diye orada iş geçireceksin. Bunun bir sebebi gel ilk safa gir. İlk safı tamamla. Mübarek adam gelmişsin. İlk saf boş, işte burada çok oluyor. İlk saf boş. Üçe duruyorsun. Birinci safta durmak
ezan okumak, kâmet getirmek de ne kadar çok sevap olduğunu bilseydi müminler, yarış ederlerdi de içinden çıkamazdık, kura çekmek zorunda kalırdık diyor. Sen niye böyle erken geldiğin halde namaz, caminin arkasına oturuyorsun? Git birinci safa dikel. Birinci safta boş varken arkaya durma diyor bak Peygamberimiz. Peygamberimizin sünnetini yerine getiren, bu sünnetler unutulduğu zaman 100 şehit ecri kazandıracak. 100 şehit. O kadar da beleş mi? Evet. Peygamberin sünnetlerini kimse yerine getirmediği devirde sünnet yerine getirmek kahramanlıktır. Mecbur değilsin çünkü. Bu mecburi olmadığın halde yaparsan bu peygambere olan sadakatinden, sevginden, bağlılığından iler geldiği için peygamberi seveni Allah toptan affedebilir. Sırf ilk safta bulunmaktan dolayı affa uğrayabilirsiniz. Lütfen nazlı. Ya geçin diyoruz hala dikeliyor. Ne geçmiyorsun ya? Efendim daha yaşlı gelsin. Bırak yaşlı maçlı erken gelsin. Neye veriyorsun hakkını? O yaşlı adam erken gelsin. İbadette ikram olmaz. Evet ibadette ikram olmaz. Sadece namazın imamın arkasında 2-3 kişilik fıkıh bilgisi kuvvetli kimseler için yer ayır. Hemen dur. Ya gencecik, gencecik dedim yani buluğa ermiş. Çocuklar olamaz. Çocuklar arkada. Buluğa ermiş. Kim olsa olsun erken gelmiş. İlk saf onun hakkıdır. Kimse bunu kınayamaz. Hakkıdır. Lütfen ilk safı tamamlayınız. Peygamberin emri bu. Ve de diyor ki birinci safı tamamladınız ikiye. İkiyi tamamladınız üçe. Şimdi önde bir noksanlık var. Orayı doldur. Allah desin rahmetiyle ulaştırsın. Rahmetine ulaştırsın. Doldurmadın. Peygamberin de kötü duası var. Saf yarımken arkada duranı da iyi konuşmuyor. Ben söylemeyeyim. Moraliniz bozulmasın. Kızıyor. Ön safı dolduracaksın. Allah'ın rahmetine kavuşacaksın. Şimdi birinci saf dolu, ikinci saf dolu. Üçüncü safa sen geldin. Baktın arkaya gelen yok. Önden bir kişi çekeceksin. Yalnızlık yok İslam'da. Yalnızlık Allah'a mahsus. Her işte iki kişi olacak, üç kişi olacak. Biri reis olacak. Reisimiz imam. Orada da biz bir yolculuğa çıktık. Manevi yolculuk namaz. Önden yalnızlık olmaz. Önümüzden arkasından geri geri bir adam çekeceğiz. Yanımıza durduracağız. O da itiraz etmeyecek, konuşmayacak. Ne çekiyorsun filan dese namaz gider. Öyle bir şey söylemeyecek. Yanımıza alacağız. Arkada iki olacağız. Böyle kılacağız. Ama ön safta boş yer varsa hemen ön safı dolduracağız. Hemen olsa bir dolduracağız. Saf konusu çok önemli. Etimmü saffel mukaddem. Ön safı tamamlayınız. İkinci safa birinci safı tamamlanan başlamayınız. Ön saf boşken arkada durmayınız. Ve ikinci safın tamamlanması imamın arkasındaki yerden sağ sol dengeli olacak, simetrik olacak. Bazen sağ taraf dolduruyorlar, solda bir şey yok. İmamın şeysi yıkılır sonra arabası devrilir. Dengeli olacak, dengeli olacak. Namazı böyle. Şimdi ne diyor bakınız. Arada minber var. Bakınız şu minbere, lütfen camiler minbere. Bu minberin altında delikler var. Bu süs değil. Minberin sağında da birinci cemaatte, ikinci safta adamlar olacak. O deliklerden imam yatıyor mu, kalkıyor mu görecekler. Onun içindir. Minberin sağında da olsa birinci safa duracaksın, ikinci safa duracaksın. Öyle diyor burada. Durmazsan ne olur? Mekruh olur. Sevap kazanacağına çirkin bir iş yapmış olursun. Cemaat öyle diyor bak. Hâzâ müfevvitun li fazîletil cemaa. Cemaat faziletini kaçıran bir davranıştır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazda cemaat halindeyken imam okuyup sizin susmanız gerektiğine dair hadisi okuduk. Ondan sonra birinci safı cemaat halindeyken birinci safı doldurunuz. Birinci safı doldurmadan ikinci safa geçmeyiniz. O hadis-i şerifi size duyurduk. Bu hadisi Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Bezzar, Ukeyli, Abdurrazzak, İbn Hibban, Beyhaki, Zal Maktisi
Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.